Suudilerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini yok etme projesi. Portekizli bir amiralin hayaliydi. Müslüman bir akademisyen bundan tam 5 asır önce Hristiyan bir amiralin ortaya attığı planın bir benzerini hazırladı ve Suudi yönetimine sunup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mezarını ortadan kaldıralım dedi. İngiliz Independent gazetesi bir Suudi ilahiyatçının Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki kabrini başka bir yere nakletmek için proje hazırladığını yazdı. Haberde Dr. Ali bin Abdülaziz El Şabal adındaki akademisyenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Harem-i Şerif'te Hücre-i Saadet denen kabrinin kazılmasını ve Cennetül Baki mezarlığında bilinmeyecek ve açıklanmayacak bir yere naklini teklif ettiği söyleniyordu. Independent'ın İslam dünyasında şaşkınlığa sebep olan bu iddiayı ortaya atmasından sonra Suudi basını günlerden bu yana haberi yalanladı. İngiliz gazetesi sahtekarlık yaptı. El Şabal'ın raporunu tarif etti. Raporda peygamberin kabrinin nakli değil elden geçirilmesi öneriliyordu. Kabrin başka yere taşınması düşünülmedi gibisinden açıklamalar yapıldı. Ama Suudi Arabistan'ın yönetimi de basını da açıkça böyle bir proje yoktur diyemedi. İslam dünyasının önde gelen alimleri projenin temelinde restorasyon yahut hücre-i saadetin güçlendirilmesi gibi bir düşüncenin bulunmadığını, meselenin Vehhabi doktrini çerçevesinde düğümlendiğini, yani türbelerin yerlerinin bilinmesine ve mezar ziyaretine karşı çıkan Vehhabi düşüncesinin Müslümanları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaretten men etme çabası olduğunu söylüyorlar. Hain ve sinsi plan. Suudilerin şimdi yapmak istedikleri ama yapmaları çok zor olan projenin patenti aslında yeni değildir. Bundan 5 asır önce yaşamış olan Portekizli bir amirale Alfonso d'Albuquerque'ye aittir. İşte Alfonso d'Albuquerque'in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini açıp naaşını kaçırmak istemesinin öyküsü. Osmanlı Beyliği'nin yeni kurulmuş olduğu 14. asrın ilk yıllarında kutsal topraklara merkezi Kahire olan ve Haçlıları Orta Doğu'dan atan güçlü Memlük devleti hakimdi. Ama kuvvetli bir kara ordusuna sahip olan Memlükler denizcilikte zayıf kalmışlardı. Doğuya uzanan ticaret yollarını ellerine geçirmek isteyen Portekizliler, Memlüklerin denizcilikteki bu zaafından istifade ederek Arabistan Yarımadası'nda stratejik mevkiler elde etmeyi başardılar. Portekizli komutan Alfonso d'Albuquerque 1513'te daha da ileri giderek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki mezarını Hristiyan topraklarına kaçırmak gibi hain ve sinsi bir plan kurdu. Amiralin gerekçesi Kudüs'teki kutsal yerleri ziyaret eden Hristiyanların Memlüklere vergi vermek zorunda olmalarıydı. Ama Osmanlıların 1516'da Memlükleri tarih sahnesinden silerek Orta Doğu'ya ve kutsal topraklara hakim olmaları bu planı bozdu. Portekizliler 15. yüzyılın sonlarında Ümit burnunu dolaşarak Hint okyanusuna ulaşmış ve gözlerini Arabistan'a dikmişlerdi. Memlük devleti Cidde'ye çıkıp bir kale inşa eden ve hatta Mekke ile Medine'yi bile tehdit eden Portekizlilerin ilerleyişini durduramıyordu. Hint okyanusundaki Portekiz donanmasının kumandanı olan Alfonso d'Albuquerque planını işte bu sırada hazırladı. Niyeti sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mezarını çalmak değil, Müslümanları İslam'ın kutsal topraklarından da sürmekte. Doktor Ali bin Abdülaziz El Şabal adındaki Suudi bir akademisyenin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki kabrinin bilinmeyen bir yere taşınması yolundaki önerisi bana bu işe ilk kalkışan kişiyi Portekizli amiral Alfonso d'Albuquerque'ye hatırlattı. D'Albuquerque 1513'te Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mezarını Avrupa'ya kaçırmaya kalkışmış ve bu çılgın plan Yavuz Sultan Selim'in kutsal topraklara hakim olmasıyla önlenebilmişti. D'Albuquerque'nin planı Muhammed Yakup Mughul'un Kanuni devri Osmanlıların Hint okyanusu politikası ve Osmanlı-Hint Müslümanları münasebetleri isimli eserinde şöyle anlatılır. Portekiz, Hindistan'daki sömürgelerini muhafaza etmek ve kuvvetlendirmek için başka bölgelerde çıkar edecek. Denizlere hakim olmak maksadıyla Hürmüz Boğazı'nı elde tutacak, Kızıldeniz'de hakimiyet kurmak maksadıyla Aden'e girecekti.
Nil nehrine yeni kanallar açılarak suyun yolu değiştirilecek. Böylelikle Mısır'a büyük zararlar verilecek ama çok daha önemlisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki mezarı kaçırılıp bir Hristiyan memlekete götürülecekti. Portekizli komutan planı tatbik için 1513'te harekete geçti. Birçok Müslüman toprağını işgal etti ve amacına ulaşmasına Osmanlılar engel oldu. Yavuz Sultan Selim'in başında bulunduğu Osmanlı ordusu ile Memlükler arasında 1516'nın 2 Ağustos günü Halep yakınlarındaki Mercidabık bölgesinde yaşanan savaş Osmanlı tarafının galibiyetiyle bitince Mısır ve Suriye Yavuz'un eline geçti. İslam'ın kutsal toprakları da kısa bir zaman sonra yine Osmanlıların kontrolü altına girdi. Bu gelişmeler Hindistan'a uzanan ticaret yollarının önemli bir bölümünün Osmanlılar tarafından hakimiyet altına alınması demekti. Arabistan Yarımadası'ndaki Portekiz ilerlemesi de böylelikle durduruldu. Hindistan'dan Avrupa'ya yapılan mal akışı Türkiye üzerinden sürdürülür oldu ve Alfonso Derbükörke'nin korkunç planında bir hayal olarak kaldı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin nakledileceği iddialarının gündeme geldiği Suudi Arabistan'daki tarihi mezarlıklar 1926'dan bu yana inanılmaz bir tahribe uğradı. Dualarda ve dini sohbetlerde sahabeden yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bizzat görmüş ve onun yanında bulunmuş olanlardan sıkça bahsedilir. Mekke'deki sahabe Kabe'nin birkaç kilometre ötesindeki bir mezarlığa defnedilirdi. Cennetül Mualla isimli bir kabristan, İslamiyet öncesinden itibaren Mekkeliler tarafından mezarlık olarak kullanılmıştı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi, amcası ve ilk eşi Hz. Hatice buraya defnedilmişti. Ve Mekke'nin fethinden sonra vefat eden sahabe kabirleri de buradaydı. Kabirlerin birçoğunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren Osmanlı hükümdarları tarafından türbeler yaptırılmıştı. Mekke'nin Türk hakimiyetinden çıkması Cennetül Mualla'nın da sonu oldu. Arap Yarımadası'nı ele geçiren ve bugünkü Suudi Hanedanı'nın kurucusu olan Abdülaziz bin Saud 1925'te Cennetül Mualla'daki türbelerin yıktırılmasını ve mezar taşlarının kaldırılmasını emretti. Sahabe türbeleri dümdüz edildi. Arazinin altı üstüne getirildi ve Cennetül Mualla herkesin defnedilebileceği sıradan bir halk mezarlığı oldu. Medine'deki sahabe mezarlığı Cennetül Baki'de aynı akıbeti yaşadı. Osman bin Mazun'un ardından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin küçük yaşta vefat eden oğlu İbrahim ve vefat eden ilk Müslümanlar buraya defnedildiler. Peygamberin ailesine mensup birçok kişinin kızları Hz. Fatıma'nın, Rukiye'nin, Zeynep'in, torunu Hz. Hasan'ın, amcası Abbas'ın, yengesi Fatma bint Esed'in ve halası Safiye'nin kabirleri Baki mezarlığındaydı. Zamanla Halife Osman'ın ve sahabin önde gelenlerinin defnedilmesiyle burası İslam dünyasının önde gelen mezarlığı sayıldı. Cennetül Baki'deki ilk türbeleri Abbasi halifeleri yaptırdılar. Sonraki devirlerde burada yeni türbeler inşa edildi ve mezarlık Kanuni zamanında esaslı bir tamir gördü. Medine'deki bu büyük mezarlık ilk tahribe 1806'da uğradı. Şehri işgal eden Saud bin Abdülaziz taşların ve türbelerin tamamını yıktırdı. Osmanlı kuvvetlerinin Medine'yi geri almasından sonra Cennetül Baki'de yeniden bir restorasyona gidildi. Ve tam bir bakım ancak 80 yıl kadar sonra 2. Abdülhamid'in zamanında yapılabildi. Mezarların yerleri tekrar belirlendi. Eski türbeler elden geldiğince tamir edildi ama Cennetül Baki'nin kaderinde tekrar yıkılmak yazılıydı. Suudi Hanedanı'nın kurucusu olan Abdülaziz bin Saud, Medine'yi ele geçirmesinden hemen sonra 1926'da mezarlığı bir defa daha yerle bir etti. Cennetül Baki'de tek bir türbe ve mezar taşı bırakmadı. Hepsini yıktırdı ve burası da sıradan bir mezarlık haline getirildi. Şimdi Mekke dönüşü, Medine'ye geçen hemen bütün hacıların mutlaka ziyaret ettiği Cennetül Baki, bugün apartmanlarla ve geniş caddelerle çevrili toprak bir alandan ibarettir. Sadece bu kadarla da kalınmadı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de dünyaya gelmiş olduğu evin 1980'lere kadar gelmiş olan temelleri de sökülüp atıldı ve evin yerine etrafı şimdi çöplüğü andıran bir halk kütüphanesi inşa ettirildi. Bunlar bu kadar sahtekar, bu kadar
düzenbaz, saygısız, kişiliksiz, ahlaksız insanlar bu Vehhabiler. Şiiler de böyle, Vehhabiler de böyle. Allah bunlara akıl fikir versin, bunların şerlerine muhafaza eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'i ehli sünnet ve cemaat çizgisine getirsin ve o yoldan asla ayırmasın diye dua edelim. Hepiniz Allah'a